Merhaba KRT izleyicileri. Gündem yine yoğun ve istedik ki bu yoğun gündemi mesleğin önemli isimleriyle, gazetecilerle konuşalım. KRT ekranlarından tanıdığınız Erdal Sağlam bugün bizimle. Gazete Duvar yazarı Hakkı Özdal bizimle olacak. Ve yine Evrensel Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Fatih Polat'ı ağırlayacağız. Üç gazeteciyle gündemin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Herkese hoş geldiniz diyelim öncelikle Hoş bulduk. konuklarımıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler. Merhaba, hoş bulduk. Meclisin sıcak gündemi bir anda nereden çıktığı belli olmayan ama yıllardır da hep pişirilip pişirilip özellikle İslami kesimin siyasetçileri tarafından gündeme sokulan mütedeyyin muhafazakarların da bir takım duygularını okşadığı bilinen Ayasofya meselesi. Ayasofya ile ilgili Ayasofya ibadete açılsın tartışması başlamıştı bir anda. Ve bugün İyi Parti bir öneride bulundu. Meclis önerisi, grup önerisi verdi. Hadi ibadete açılsın ama Adalet ve Kalkınma Partisi bunu reddetti. Ve gazetelere genelde bu muhalefetten iktidara Ayasofya golü başlığıyla haberleştirilmişti. Bu bir gol mü? Bu iş nereye varır? Danıştay'da devam eden bir yasal süreç var. Henüz bu süreç sonuçlanmadan iktidar bu hamleyle neyi hedefliyordu? Fatih Polat'tan izninizle başlayalım. Buyurun Sayın Polat. Teşekkür ederim. Selamlar öncelikle herkese. Şimdi ben çocukluğumda yani meslekten çok önce babam eve Tercüman Gazetesi alırdı. Ortaokul yıllarımdan itibaren ona bütün köşeleri okurdum ben. İslami camianın yayınlarından da hani daha sonraki takiplerimden de biliyorum. Aslında geriye dönük yani sahaflara gidip biraz sağ külliyatın köşe yazarlarının çeşitli kitaplarına baktığımızda bu Rauf Tomer'in O Kafa isimli kitabı olabilir ve başka Abdurrahman Dilipanes'in kitapları olabilir. Tüm bunlarda aslında zaman zaman siyasetin üzerinden alevlendirildiği bir motivasyon kaynağı olarak görüyoruz bunu. Bir anlamda hem Batı'yla bir münakaşa zemini hem içerideki diyelim seküler birikimle bir münakaşa zemini ve bunun üzerinden de aslında genel olarak din üzerinden siyasete meyilli kitleleri mobilize etmek üzere bir şey, cephanelik olarak görülüyor. Bu dönemde de bir yandan bir darbe tartışması yaptı iktidar. Bu muhalefeti baskılamak üzerine öne çıkarılmış gibi duruyordu. Tabii bunların hiçbirisine dümdüz bir şekilde suni gündem demek çok manalı olmuyor. Çünkü bir siyaseti yönetme biçimi haline getirdi iktidar bunu zaten onun ötesinde. Şimdi bu da bir şekilde buradan siyaseti hem kitlesini konsolide etmek bakımından değişik taşları harekete geçirmek bakımından gündeme getirilmiş gibi görüyor. Ve Ayasofya öyle bir şey ki ve hani aslında Anadolu'nun başka yerlerinde başka Ayasofyaları yani mimariye, arkeolojiye falan meraklılar olanlar bilir. Bir sürü eski kilise aslında Türkiye'nin farklı yerlerinde ibadete açıldı cami olarak. Ama bunun çok büyük sembolik bir manası var ve zaten bu dediklerini yaparlarsa üzerinden politika yapmanın zeminini de ortadan kalkacak gibi geliyor. Bu zeminin kendisinin para ettiği düşünülen bir siyasi bakiye var sağ külliyatta. Dolayısıyla bana da öyle gözüküyor. Hala yani bunu Erdoğan liderliğindeki AKP şeyinde göreceğiz. Daha sonra başka siyasetler bunu kullanmaya devam edecek gibi hissediyorum açıkçası. Peki buradan siyasette popülizm başlığına geçecek olursak, Hakkı Özdal da bu konuyla ilgili sık sık köşe yazıları kaleme alıyor. İktidar bloğu giderek sertleşecek yorumları yapılıyordu. Milletvekilliklerinin düşürülmesiyle 3 parlamenterin biraz da 4 Haziran bir milat gibi de okundu Ankara'da. Hakkı Özdal, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelişmeleri? Bütün bu işte popülist tartışmalar, milletvekilliklerinin düşürülmesi daha da sertleşir mi iktidar bloğu? Evet, aslında hani Ayasofya tartışmasının da o dokunulmazlıkların kaldırılması, milletvekillerinin tutuklanması ile ve başka bazı gündemlerle bağlantılı bir siyasal gündemin bir bileşeni olduğunu düşünüyorum. Haziran ayı itibariyle meclisin açılmasıyla birlikte beklenen başlıca şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi daha önce Bahçeli'nin de hani iktidar koalisyonunun bir ortağı olarak Bahçeli'nin de dile getirdiği
Siyasi partiler kanununda ve seçim yasasında bazı değişiklikler yapmak. Bu iki türlü hedef gözettiği düşünülüyordu bunların. Bir tanesi yeni kurulan partilerle birlikte meclis aritmetiğini değiştirebilecek olası akışların önüne geçmek. Bunun önünde ahlaki ya da mevzuata bağlı bariyerler örmek gibi algılanıyordu. İkincisi de seçim kanununda yapılacak değişikliklerle ciddi oy kayıpları kamu araştırmalarına yansımakta olan bu iktidar koalisyonunun özellikle oyları yüksek olan yerlerde hani bir dar bölge sistemiyle daha az oyla daha çok milletvekili elde etmek gibi bir yol arayacağı, bunun matematiğini arayacağı gibi bir yola gidecekleri tahmin ediliyordu. Bir başkası yine bence hem Ayasofya ile hem diğerleriyle ilişkili, başta barolar olmak üzere meslek örgütlerine dönük bir hazırlık içinde olduğu biliniyor yine iktidar koalisyonunun. İşte bu birden fazla baro, birden fazla meslek örgütü gibi bir yolla aslında hem baroların bir tür hukuk bariyeri oluşturmasını, hukuka ilişkin alanda bir önemli aktör olmasını engellemek hem de meslek örgütlerinin örneğin TMOB gibi şimdi son zamanlarda çok sık şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Bir çevre talanı ile karşı karşıyayız. Türkiye hani nedeniyle üretimle ilgili akametleri yeraltı zenginliklerini eskisinden daha hoyratça kullanarak ya da işte enerji yatırımları adı altında akarsuları, maden yatırımları adı altında ormanları çok kolay gözden çıkartarak bir yönelime girdi. TMOB geçmişten beri, Mühendis Odaları Birliği, geçmişten beri bunun önünde önemli bir engel oluşturmuştur. Ya da Mimarlar Odası, kentlerin talan edilmesi, kentlerdeki kültürel tarihsel varlıkların talan edilmesinin önünde önemli bir engel oluşturmuştur. Bunları da aradan çıkartacak bir düzenlemenin peşindeydiler. Bir de bence bir medya ve sosyal medya düzenlemesi arayışı içinde iktidar. Hatta bunun bir tür provası gibi işte yeşil tıklı kullanıcılar üzerinden bir ilk girişim sosyal medyayı hani 15 Temmuz'da iyi, Gezi'de kötü gibi tasnif ederek ancak kendisi için fonksiyonel ve işlevli olduğu koşullarda sosyal medyanın özgür kalabileceği, işte tırnak içinde bir özgürlüğe sahip olabileceği bir inşanın da arayışı içindeler diye düşünüyorum. Bazı gazetelere evrensel başta olmak üzere verilen cezalar, Halk TV'ye, başka televizyon kanallarına verilen cezalar ve son olarak gazeteci tutuklamaları da aslında bu çerçevede toplam bir faaliyetin unsurları gibi görünüyor. Bu açıdan hani bir kehanet yanıtı olarak değil ama bu sertlik sürecek mi? Bu sertliği sürdürmek için bir zemin, bir minder attılar diye düşünüyorum. Bu sertliği sürdürmemek gibi bir şansları da yok diye tahmin ediyorum ben. Devam edecektir diye düşünüyorum. Evet, ara ara bu başlıkların her birine geleceğiz. 43 baroda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüşecekler. Onu da izleyicilerimize aktaralım. Yani bir kere içeriye dair hiçbir şey konuşmak istemeyeceklerini duyuyoruz yapılacak bu görüşmede. Ama ne olacak? Yani baroların, çoklu baro sisteminin dünyada örneği var mı? Yani bir kere bunu reddediyor barolar. Abdülhamit Gül nasıl yanıt verecek? Biz de gazeteciler olarak onu takip edeceğiz. Tam bütün bu konuşmalardan sonra Erdal Sağlam'a dönelim. Şimdi hep bütün bu sertleşme, siyasette bu kadar sert hamlelerin yapılması, iplerin gerilmesi, Millet İttifakı'nın parçalanmaya çalışılması, ekonomideki bu vahim tabloyu da perdelemeye dönük. Yani en önemli göstergesi bu. Ve anketlerdeki iktidar bloğunun düşen oyları yorumu yapılıyor Erdal Sağlam. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki işsizlik rakamları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek tırmanacak, artacak. Nedir durum? Ekonomide tablo gerçekten vahim mi? Yoksa iktidar bir şekilde öyle ya da böyle yönetmeye devam ediyor mu şimdilik? Yani şimdilik ediyor ama vahim olduğu da kesin. Ondan önce şeyi konuşurken tam benim alanım değil ama şeyi söylemek lazım belki. Biz hem Ayasofya'yı hem de böyle Karadeniz'de petrol aramalarını hep seçim öncesi duyarız. Bunda, bu ikisi birer işaret fişeği gibidir. Ama seçimden sonra da zaten Karadeniz'de öyle bir petrol yoktur. Seçimden sonra da Ayasofya gündemden kalkar. Yani her seçim dönemi böyle. Bunu seçim olacak diye söylemiyorum. Ben seçimin olabileceğine inanmıyorum. Çünkü
ekonomideki tablo gösterildiğinden daha ağır olduğu için söylüyorum. Ama şunun için belki olabilir diye düşünüyorum siz konuşurken. Bu bütün anketlerde asıl kor tabanını kaybediyor gibi AK Parti. Yani özellikle Deva ve Gelecek Partisi nedeniyle sanki işte İYİ Parti'ye kayan ya da MHP'ye kayan bu oynar bir tabanı değil de yüzen gezen asıl kor tabanını yavaş yavaş nüfuz etmeye başladı sanki erime. Ve ben Ayasofya'nın daha bu kor tabana daha radikal yönü daha ağır basan AKP seçmenine bir mesaj olabileceğini düşünüyorum ama seçimde ne kullanacak ben de onu artık kestiremiyorum açıkçası. Yani bunu da şimdi kullandıktan sonra seçime ne malzeme bulacak bilmiyorum. Hakkın biraz önce saydığı şeyler hepsinin ben biraz gündem ekonomi gündemiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü ekonomideki tablo ağırlaşıyor. Bir, bu pandemi sürecinde ne olursa olsun çok büyük beceriksizlikler yapıldı ve başka ülkelerin verdiği yardımlar verilmedi. Doğrudan yatırımlar. Verilen yardımların büyük kısmı zaten işçinin parası olan işsizlik fonundan verildi. İşsizlik fonundaki tabiller işte nakde çevrildi, oradan verildi. Merkez Bankası'nın çok fazla tahvil almasının sebeplerinden biri de oydu. Yani bütçeye çok fazla yükü olamadı çünkü yapacak bir şeyleri çok fazla yoktu, imkanları yoktu. Buna rağmen bütçe açığı çok büyüyor. Başka bir unsur işte durgunluk olacak, talep olmayınca enflasyon düşecek dediler. Ama enflasyonun düşmeyeceğini de anlıyoruz. Bunun en büyük nedenlerinden biri kur. Orada da döviz rezervleri azaldığı için kurları zaman zaman tutmaya çalışıyor ama sonuç olarak tutamıyor. Şimdi bir geçiş süreci tanımlamaya çalışıyor. İşsizlikten bahsettin. İşsizlik çok artacak. Yani bu pandemi sürecinde iktisatçıların yaptığı birçok araştırma oldu. Ne kadar süreceğine, ne zaman canlanacağına bağlı olarak %30'lara kadar çıkacak işsizlikten bahsediliyor. Ama bu oraya çıkmayacak. Bir, niye çıkmayacak yakın sürede? Bu kısa çalışma ödeneği diye bir şey uygulamaya sokuldu. Bir de işten çıkarmalar yasaklandı. Erdal Sağlam, özür dileyerek bir kısa hemen araya gireceğim. Tabii. Lütfen kaldığınız yerden devam edin. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün dedi ki kısmi ya da esnek çalışma alanında iş gücü piyasamızı daha da verimli hale getirecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz. 25 yaş altındakilerin istihdamını destekleyeceğiz. 25 yaş altı gençlerin ve 50 yaş üzerinde olanların kolay şekilde istihdam edilmelerini sağlayacağız. Bu kısmi ya da esnek çalışma deyince korkmak gerekiyor. Yani bu güvencesiz çalışma anlamına da geliyor çalışanlar için. Bu tam olarak neyi hedefliyor ve çalışanlar açısından, emekçi kesim açısından ne demek? Şimdi esnek çalışma zaten var, mevzuatta var ama çok uygulanabilir değil. Bunu uzun zamandır işverenler de istiyor ve esnek çalışmanın uygulama kabiliyetini arttırın, esneklikler sağlayın diye. Dediğim gibi hem işsiz gözükmeyecekler hem de sosyal güvenceleri o kadar olmayacak. Ama bununla birlikte kıdem tazminatının çalışıldığını duyuyoruz. Çalışma Bakanlığı'nda işte orası da sendikaların kırmızı çizgisi. Yani bunu getirmek istiyorlar. Çok istiyorlar hem de. Ama cesaret edebilecekler mi böyle bir hoşnutsuzluk, bir toplumsal hoşnutsuzluğun olduğu dönemde? Bence zor gibi gözüküyor yine. Çünkü daha önce de denediler ve gelecek tepkiler nedeniyle bunlardan vazgeçtiler. Şimdi o da gelecek mi bilmiyoruz. İşsizlik, ben deminki noktaya geleyim. İşsizlik düşük gözükecek çünkü resmi işsiz rakamı 15 Temmuz'a kadar bu getirilen
işten çıkarmayla falan ertelenmişti. Şimdi duyuyoruz ki Cumhurbaşkanı söylememiş ama Çalışma Bakanlığı'ndan gelen haberler var ya da duyumlar. Bunları 3 ay daha uzatacaklar. Yani işten çıkarmayı 3 ay daha uzatacaklar. Ayda 1000 lira biliyorsunuz, 1100 lira veriyorlar. Günlüğü 39 liraya gelen bir şey. İşten çıkarmayı yasakladıkları şeylere. Artı kısa çalışma ödeneği. Onda da bir miktar değişiklik yapılacağı söyleniyor yine. Yani bunu istihdam duvarı falan gibi bir şeyle lanse etti Maliye ve Hazine Bakanı. Ama içinin doldurulmasını bekliyoruz. Çünkü niye uzatıyorlar, uzatmak zorundalar? Burada şu anda işsiz gözükmeyenler 15 Temmuz'dan itibaren mecburen işletmeler bunları çıkaracağı için, çünkü iş açılmayacak 15 Temmuz'a kadar, o belli oldu. O zaman işsizlik oranları 15 Temmuz'dan itibaren çok aşırı yükselecekti. Şimdi onu da saklamak için, bir makyaj yapmak için şimdi onu 15 Ekim'e kadar uzatıyorlar. Yani bu yılı biraz daha siyaset yapılıyor. Mesela siyaset aynı zamanda halkı örgütlemek değil midir? Yani şimdi burada bütün muhalefet bileşenleri açısından da bakıldığında, şimdi Erdal Bey aslında ekonominin çok temel sorunlarına ilişkin çok kritik bir fotoğraf çizdi. Bunların her biriyle ilgili ve vekillerin dokunulmazlıkların kaldığı, yani tutuklanmalarından söz ediyoruz. Şimdi ne olacak peki? Yani buralarda demek ki bir şeye ihtiyaç var. Yani pek çok yerde halka çağrı yapan, halkı örgütlemeye yönelik olarak aslında muhalefet bir pozisyon alabilirdi. Yani aritmatik ve matematikle sınırlı bir şey yapmak yerine. Burada siyasetin biraz sıkıştığını da düşünüyorum açıkçası muhalefet açısından. Az önce dedik ya, bence çok güzel özetlediniz. Hani bu popülist dile herkes teslim oluyor, iktidarıyla muhalefetiyle. Şimdi anketler havalarda uçuşuyor. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ARGE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ demiş ki son günlerde geleneksel ve dijital medyada yandaş anket firmaları tarafından manipülatif gerçeklerle bağdaşmayan anketler ve oy oranları açıklanmaktadır. Yani bizim oyumuz düşmüyor. Bu açıklanan anketler toplumu manipüle etmek için yapılıyor diyor. Zaten anket, kamuoyu anketlerinin hep bir manipülasyon ayağı olduğu tartışılır yıllardır. Hakkı Özal, peki anketler ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz ama iktidarda bir güç kaybı var mı? Yani bunu bir sadece matematiksel denge olarak değil, bakıyoruz uzun süredir bir rıza üretemeyen, siyaset üretemeyen bir halde görüyoruz. Yani bu kadar popülistçe hareket etmesinin arkasında da bu mu yatıyor? Aslında bugün hani üzerinde bazı maddelerini konuştuğumuz hırçınlığın kendisi de belki hani böyle bir güçsüzleşmenin semptomu gibi görülebilir. Bence Fatih... Evet, bir korona günlerinde biliyorsunuz hep böyle bu şekilde bağlanıyoruz ve bazen hat gidebiliyor. Hemen Erdal Sağlam'a geçelim burada. Birazdan Hakkı Özal bizimle olacak. Hakkı Özal beni duyabiliyor mu şu an? Ben duyuyorum şu anda. Tamam, bir ses gitti. Tekrar kaldığınız yerden dinleyelim. Buyurun. Hani Fatih İstanbul seçimlerini, yerel seçimleri hatırlattı. Yerel seçimlerin toplamında Türkiye genel tablosunda ama özel olarak 23 Haziran'da ortaya çıkan tablo 2015'ten beri içinde yaşamak zorunda bırakıldığı, 2015 7 Haziran'ından beri içinde yaşamak zorunda bırakıldığı bir olağanüstülük koşulunun halk tarafından artık satın alınmadığı, istenmediğine dönük bir tablo ortaya çıkarmıştı. Çok kısaca hatırlatalım. 31 Mart'ta İstanbul'da muhalefet adayıyla iktidar adayı arasında 13.000-14.000 oy kadar bir fark varken bu işte sandıkta hile yapıldı söylemiyle yeniden seçim yapıldı, tekrar edildi seçim ve işte 2,5-3 ay sonra yapılan seçimde fark 800.000'e %54-46 gibi sandık. Bu aslında bugün de bazı örneklerinden söz ettiğimiz iktidar politikalarına
toplumun gösterdiği bir tepki. Yine daha önce Erdal Sağlam'ın söylediği bir şeyden yola çıkarak söylemek istiyorum. Gerçekten de Adalet Kalkınma Partisi kendi kök çevresinde nerede İslamcı zeminde, Türk İslamcı, İslam Türkçü zeminde artık ideolojik bağlantı hatlarında hasar görmeye başlıyor. Bunu belki elimizde biz hani bir anket şirketi çalışanı değiliz ama bazı kanaat önderlerini, bazı geçmiş yazarlarını, çizerlerini ya da geçmişte bu iktidar ya da bu iktidar çevresindeki ideolojik tahkimat açısından itibar sahibi olmuş, önemsenmiş kişilerin bugünkü tutumlarına bakarak da çıkartabiliyoruz. Zaten hem Gelecek Partisi'nin hem DEVA'nın ortaya çıkışı ve rahatsız edici bir pozisyona gelmesi iktidar açısından bunu gösteriyor. Örneğin Konda Araştırma'nın genel müdürü Bekir Ağırdır. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon yayınında, Medyascope TV'deki bir televizyon yayınında Şubat'taki ölçümlerinde 30'a ve 30'un altına kadar düştüğünü söyledi. Sonra salgın döneminde bunlar düzelmiş olabilir ama sayılar bir yana şimdi anketlerde ne kadar manipülasyon olursa olsun 50'nin üstünde bir destek ihtiyacı olan bir iktidarın artık 30'ların telaffuz edilebildiği, hani Türkiye'nin en itibarlı anket şirketleri tarafından da telaffuz edilebildiği koşullarda üstelik birden fazla kaynaktan anketlere itibar etmeyin diye yayına başlamış olması da yine geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bir hatta bir algoritma yayınlayarak anketlere güvenilmemesi gerektiği yönünde sosyal medyadan bir paylaşımda bulunmuştu. Burada şimdi anket sonuçları Türkiye'de şöyle bir durum var. Bürokrasi, her anlamda bürokrasi, güvenlik bürokrasisi de, devletin irili ufaklı sivil bürokrasisi de kendi geleceğini, yakın geleceğini görmek ve güvence altında görmek, teminat altında görmek ister. Maceraya kalkışmak istemez. Hani herhangi bir siyasal iktidarın gidici ya da gücünü kaybedici durumda olduğuna ilişkin kanaatler bürokraside yönetmeyi zorlaştırabilir, itaati zorlaştırabilir. En azından Erdal Sağlam'ın geniş şekilde çerçevesini çizdiği bu ekonomik sorunların düzelebileceği ümidini koruyorken onlar için bir düzelme zamanı kazanana dek güç kaybetmedikleri yönünde bir genel atmosfer yaratmaya çalıştıkları kesin. Fakat bunun aksi yönde işaretler de çok fazla, dediğim gibi. Hani bizzat dini sahiplerle bağlı oldukları, İslami ideolojik sahiplerle bağlı oldukları kesimlerde bir kayıp var. Zaten iki uçlu bir çatal kullanıyorlar. Bir taraftan bir dinsel söylemi kaşıyan, onu besleyen işte Ayasofya gibi ya da ezan yerine camilerden şarkı çalındı gibi, hani dini hassasiyetleri kaşıyan ve kendi içine geçmişte bağlı bulunduğu ama şimdi özellikle ekonomik sorunlar nedeniyle eski bağını koruyamadığı kesimlere bir dini hassasiyetler üzerinden bir çatal batırmaya çalışıyor. Diğeri de daha milliyetçi, işte HDP üzerinden CHP ve İYİ Parti'nin ittifakını bozmaya çalışan bir yandan Ayasofya'nın tabii yine milliyetçi bir yanı da var. Hani Türkler tarafından fethedilmesi, Bizans, işte Rum, Kıbrıs'ta bazı camilere dönük saldırılar gündemleştiriliyor ya da Yunanistan'dan gelen yanıtlar gündemleştiriliyor. Yani hem milliyetçi hem de dinsel söyleme yatkın kesimlere dönük, zaman kazanmaya dönük ve onları kendi siyasal varlıkları altında daha güvende olacaklarına ikna etmeye dönük hamleler. Ama asıl tablo gelip sanırım ekonomiye dayanıyor ve orada da bugün Erdoğan'ın konuşmasını bugün dinledim. Orada da sanırım hani Erdal Sağlam belki daha geniş değerlendirecektir ama dünya kötü, dünya çok kötü gibi bir çıpaya tutunarak, ki burada kısmen haklılık payı da var sanırım. Ama dünyadaki kötülüklere işaret edip burada biraz sabır telkin ederek sermayeye de bol teşvik ama çalışanlara alt tarafı da daha çok sabır, bakın dünya çok kötü biz yine daha iyiyiz diyerek zaman kazanmaya çalışacaklar diye düşünüyorum. Hemen Erdal Sağlam'ı soralım. Peki bu ne kadar karşılık bulur? Yani sermayeye teşvik, çalışanlara sabır telkin edilmesi. Ve az önce Hakkı Özdal'ın ifade ettiği, hani bürokrasi de ne olacağını görmek ve güvende olmak ister. Ekonomi bürokrasinin ruh hali şu an nedir? Özellikle kabinede revizyon açıklamaları sürekli dillendiriliyor. Hazine ve Maliye'den sorumlu Bakan Berat Albayrak'ın değişeceği söylentileri uzun süredir gündemde. Böyle bir beklenti var mı ekonomi bürokrasisinde? Yani benim gördüğüm kadarıyla yok. Daha doğrusu yani siyasetten artık bağımsız, bakanlardan bağımsız bir bürokrasi var. Yani bürokrasi de biliyor ki, şimdi Berat Albayrak'ın altında çalışanlar belki biraz şeydir,
Ama asıl diğer bürokrasiye baktığımız zaman tek bir merci var. Yani Cumhurbaşkanı evet derse olur, hayır derse olmaz. Onun için de işte o bürokrasinin hiyerarşisi içerisinde bir dosyalar pişip sonra bir üste sonra oradan yukarıya doğru bir şey yok. Ve hiçbir bakan da gidip de bürokrasinin ya bu iyi olur dediği, olgunlaştırdığı dosyayı Cumhurbaşkanı'na sunamıyor. Yani zaten çalışmalarda Cumhurbaşkanlığında yapılıyor. Tabii yani tümüyle oraya bağlı. Artık buna uygun da bir bürokratik yapı var. Yani orası çok daha tartışma konusu. Gerçekten seviyesi, liyakati çok düşmüş bir yapı var. Yani AKP'nin ilk dönemlerinde yine yetişmiş, bürokraside yetişmiş insanların olduğu görünüyordu. Ama 2008'den sonra filan tümüyle gitti. Yani bürokrasinin şeyi yok ama bir Hakkı'nın dediği çok doğru. Bürokrasi tedirgin olur. Yani dizinin üstüne çöktüğünü görürse ondan sonra her şey olur. Burada yine yani bütün bunlar niye oluyor diye baktığımda aslında birbirini besleyen bir süreç var. Türkiye'de hep şimdiye kadar öyle oldu. Çünkü kurumsallaşmış bir yapı doğru dürüst sağlanamadığı için büyüme oranları Türkiye'deki iktidarlar için çok kritik. Çünkü pastadan pay dağıtıyorlar. Yani iktidar olan bir şekilde pastayı dağıtmak zorunda. Bu büyümeden şey yapmak zorunda. AKP'ye baktığımız zaman da ilk önce geldiğinde işte herkesi kapsayalım şeyinde hem eski pastadan pay alanların bir şekilde korudu hem de yeni geleceklere paylar dağıtmaya başladı ve bu böyle gitti. O yüzden de Tayyip Erdoğan bence çok iyi biliyor ki Türkiye ekonomisinin mesela 2 sene üst üste durmaması lazım. Çünkü pasta azalınca bütün iktidar savaşları o dönemlerde çıkar. Yani iktidarlar biliyorsun partilerin koalisyonu değil, çeşitli toplum kesimlerinin koalisyonuyla da oluşuyor. Yani ille partilerin koalisyonuyla oluşmuyor. İşte bütün bunlara dağıtarak tutuyorlar Türkiye gibi bir ülkede. Yani benim şahsi kanaatim Türkiye için ekonomik açıdan baktığımda geniş tabanlı koalisyonların en iyi işi yapacağına, ekonomide gerekeni yapacağına inanıyorum ben. Çünkü Türkiye çok büyük bir ülke, çok geniş ve farklı kesimler var ve bunların onayını almış, yani ulusal olmasa da ulusala yakın bir mutabakatla çıkacak olan bir karar anca radikal bir karar olabiliyor. Yani Türkiye ekonomisinin bütün dönemeç noktalarına baktığın zaman ben o konuda şeyim ya, 2000-2001 yılında yapılan reformlar Türkiye ekonomisinin en büyük radikal reformlarıdır. Ve bir yolu, Türkiye'nin batılılaşma yolunu kurumsallaştırmasını sağlayacak reformlardır. Daha önce darbe dönemlerinde reform yapılmıştır. Yoksa tek parti koalisyonları, yani tek parti iktidarları döneminde radikal reformlar yapılamamıştır ülkede. Yani Erdal Sağlam, çok merak edilen bir şey sormak istiyorum izninizle. Bütün iktidarların korkulu rüyasıdır. Ekonomik tablo bu kadar vahimken bir toplumsal patlama, işsizlik rakamları bu boyuttayken insanların sokağa çıkması, işte Amerika'dan İngiltere'ye, oradan Fransa'ya, oradan Belçika'ya ve başka ülkelere yansıyan bir isyan dalgası var. İşte siyahlara yönelik bu protestoların ciddi bir ekonomik boyut olduğunu dünya alem biliyor. Çünkü ezilenler, yoksullar, ötekileştirilenler hep aynı kesim. Türkiye'de böyle bir korku siz görüyor musunuz iktidarda, şu tabloda? Ya bütün bu darbe tartışmaları, sokağa çıkmanın bu kadar kriminalize edilmesinin altında yatan sebeplerden biri bundan yana bir korku olabilir mi? Sokağa çıkmak korkusu değil ama iktidarı bu nedenle kaybetmek korkusu. Çünkü biraz önce de konuşuldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı konusunda. Gezi'nin çok fazla, anladığım kadarıyla muhalefet, Gezi'nin çok fazla nemasını yediğini düşünüyor. Ve hep o yüzden
siyasi anlamda radikal bir şey yapmaktan kaçınıyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış tartışma konusu ama çok yönlü düşünülmesi gereken bir konu bence. Sokağa çıkmak kontrol edebileceğini düşünüyor. Hem medyayı tümüyle ele geçirmiş, hem güvenlik toplumu olmuş bir ülke. Yani son gazeteci olaylarında da gördük, kimimizin nerede telefonumuz dinleniyor, nerede takip ediliyoruz belli değil. Yani çok sıkı bir toplumu olmuş, güvenlik toplumu olmuş ve çok sıkı kontrol ediyor. Buna rağmen bir sürü hata yaptığı halde bu hataları düzeltmeyi özellikle medya üzerinden düzelttiğini sanıyor. Yani buralarda çok fazla kaygısı yok ama iktidarı kaybetme korkusu bence var. Bütün zaten bu çıkanlar da oradan çıkıyor. Yani Ayasofya'nın seçimle ilgisi yokken ortaya gelmesi bile bir şeyleri diri tutmaya dönük ve büyümeyi canlandırma gayreti de bu yüzden. Yani büyümeyi anlamadıkları bir şey var. Büyümeyi canlandırmak için güven vermek gerekiyor ve bu yaptıkları işler güveni kaybettiriyor. Özellikle yurt dışına dönük olarak kısıtlayıcı tedbirler. Yani o sistem içerisinde bunların yeri olduğu zaman güven gidiyor. Yabancı sermayeyi çekemiyor. Yabancı sermaye olmadan da Türkiye ekonomisi kredileri patlatsanız da yani 3 ay daha yüzer, 6 ay daha yüzer ama ondan sonra yabancı para olmadan Türkiye tasarrufu kıt bir ülke. Yani yabancı para olmadan büyüyemiyor. Bütün bu telaş, her şeyi birden yönetme şeyi sokağa, yani toplumsal tepki için ama sokağa çıkma için mi onu bilmiyorum. Yani açıkçası kesin bir şey söyleyemiyorum. Şimdi az önce söyledik, gazetecilere yönelik gözaltılar, Oda TV yöneticisi Müyesser Yıldız ve Tele1'den İsmail Dükel gözaltına alınan son meslektaşlarımız oldu. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın verilerine göre 85 gazeteci halen cezaevinde. Gözaltına alınan meslektaşlarımızın akıbetini henüz bilmiyoruz. 4 günlük bir gözaltı süresi var. Dosyada kısıtlılık kararı olmasına rağmen bazı medya organlarında kendileriyle ilgili çok enteresan, avukatının bile, Müyesser Yıldız'ın avukatının dahi ulaşamadığı bilgilere ulaştığını iddia eden bir gazeteci bilgiler paylaştı. Hemen Fatih Polat'a dönmek istiyorum. Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Polat, Evrensel 25. yaşını kutladı sevgili izleyiciler. Onu da buradan kutlayalım tüm Evrensel camiasına. Yürekten de teşekkür etmek gerekiyor. Gerçekten çok zor koşullarda gazetecilik yapıyorlar. İyi ki varsınız diyoruz. Teşekkürler. Evrensel için gazetecilere yönelik baskıları konuşacağız ama Evrensel'in 25. yaşı ile ilgili şahane bir kutlama yapıldı. Bu pandemi karantinasında çok fazla sanatçının, gerçekten harikulade pek çok insanın bir araya geldiği ve Evrensel'e teşekkürünü de ilettiği küçük küçük mesajlar, şarkılar, şiirler yer alan geniş bir video klip de aslında. Ben çok keyifle izledim. Ankara'dan da bir meslektaşımız Çiğdem Toker, kendisinin müzik yeteneği bilenler tarafından malum. Çiğdem de Evrensel için küçücük bir beste yapmış. Önce onu bir izleyelim isterseniz hep birlikte. Evrensel'de hakikate, evrensel'de hakikate. Yollarında gerçeğin zorlu engeller, göze almanın öteki adıdır haber. Yollarında gerçeğin zorlu engeller, bedel ödemenin öteki adı haber. Nice 25 yıla, nice 25 yıla. Evrensel'e dayanışmanın selamıyla.
şahane. Dönemin ruhu gerçekten. Bu dönemi özetleyecek olursak dayanışma ve umut iki önemli sözcük. Fatih Polat, tekrar kutluyoruz. Evrensel'e nice nice güzel yaşlar diliyoruz ve gelelim gazeteciliğin ülkedeki vahim durumuna. Sizin gazetenize ve pek çok gazeteye yönelik ciddi bir basın ilan kurumu tarafından bir baskı söz konusu. Televizyonlara ise RTÜK eliyle sürekli cezalar yağdırılıyor. Program durdurma cezası, para cezası gibi. Ve son olarak iki meslektaşımız gözaltına alındı. Bu iş nereye varır diye sormak istiyorum ama ucu bucağı da görünmüyor gibi. Ne diyorsunuz? Yani bence böyle aslında böyle sert gidecek yine. Senin başka yeni sayfaların açılmasıyla birlikte bunlar farklılaşacak belki. Öyle söyleyebiliriz. Yani o George Orwell'ın 1984'ündeki aslında o her şeyi gören, kontrol eden o Big Brother, şimdi az önce verdiğiniz haberde bakıyorsunuz hani artık göz altında işkence mevzusuna gerek yok. Çünkü zaten ortaya çıkan iddianameler, yani telefon konuşmaları, tapeler, şunlar bunlar vesaire, yani suçun sürekli inşa edildiği bir şey bu, yapı. Yani sürekli aslında suç üretiyor ve gazetecileri tutukluyor, bırakıyor, sonra tekrar tutukluyor. Çok farklı kesimlerden gazeteciler bunlar. Yani içinde birbirine aslında farklı pozisyonlarda, farklı polemiklerde bulunmuş gazeteciler de var. Yani burada tabii mesleğin içinde de şöyle bir sorunun da altını çizmek isterim. Gazeteciler farklı görüşlere sahip olabilir ama iktidarın taarruzu karşısında çoğu zaman dayanışmayı güçlü kılmak bakımından bütünlüklü sahiplenmede de sorunlar yaşanıyor. Ya şu şöyle, bu böyle falan gibi. Pek çok meslektaşımızın aslında geçmiş pratiğine ilişkin saklı eleştirilerimiz olabilir ama şimdi mesleğe dönük bir tutum var karşımızda. Bir gazeteci tutuklamasıyla mesleğe karşı bir perdeleme yapıyor iktidar. Dolayısıyla onun karşısında olmak lazım. Ama tüm bunlara rağmen de ben Türkiye'de açıkçası çok eskiden beri güçlü bir gazetecilik damarı olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye basın tarihi aynı zamanda basın özgürlüğü için verilen mücadeleler tarihi. Yani bunu resimli ay Nazım Hikmetler'in o hikaye roman gibi aslında romanlaştırılmış Zekeriya Sertel'lerin şeylerinden de görüyoruz, daha eskilerden de. Biz de payımıza düşeni yaşıyoruz açıkçası. Ben onun için çok yani ağır bir dönemi yaşıyoruz ama Türkiye tarihiyle kıyaslandığında yine de işte insan dramatize etmemek, karamsarlığa düşmemek gibi bir yerden bakmaya çalışıyor ama tabii ki içerideki her arkadaşımıza karşı yani müthiş bir borcumuz ve sorumluluğumuz var. Henüz içeri girmemiş bizler açısından, henüz dışarıdan yazabilenler açısından. Ben bunun siyaseti değiştirerek, yani demokrasiyi genişleterek ancak. Çünkü hiçbir gazeteci bunları hak etmiyor. Sonuçta kanıtlanmış, şu anda hangisi için bir şey söylenebilir? Yani gerçekten uluslararası standartlarda evrensel ilkeler bakımından şu gazeteci mesleki anlamda şu bağışlanamaz hatayı işlediği için gazete cezaevinde diye hangisi için bunu söyleyebiliriz? Dolayısıyla böyle bir ağır dönem biz de payımıza düşeni yaşıyoruz diye düşünüyorum. Hakkı Özdal, bir yandan dün biz burada Elif Doğan Şentürk'ün programında da konuştuk bu gazetecilerle ilgili meseleyi ve herkesin hemen aklına gelen bu kadar baskıya rağmen medyanın büyük çoğunluğunu iktidara yakın sermaye gruplarının kontrol ediyor olmasına rağmen iktidar medyası izlenmiyor. Reytingler düşük, tirajlar kötü. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusal sesleniş konuşması yeteri kadar reyting almıyor diye görüyoruz. Yani beklenen, kendi beklentilerini karşılamıyor. Ya da o çok yatırım yapılan, olağanüstü paralar harcanan diziler bakıyorsunuz başka programların yanında çok düşük reytingler alabiliyor. Peki buradan siyasi iktidar gereken dersi neden çıkarmıyor? Yani buradan gerçek sahici bir ders çıkartırsa yani yapamayacağı, sonuçlandıramayacağı düzeltme hareketlerine girişmesi gerekir. Şimdi artık durum öyle bir aslında bir tür dilemma haline geldi ki bu iktidar görece, hani tam bir özgür basından da söz etmiyorum, görece özerk bir basınla çalışamaz. Böyle bir şansı yok artık. Ama hele sosyal medyanın bu kadar güçlendiği koşullarda hiçbir özelliği olmayan
birbirinin kopyası metinleri, haberleri, aslında bunları da haber de demek lazım, köşe yazılarını adeta kürekle okuyucunun geriye kalmış çok az sayıda okuyucunun üstüne atan, yani bu iddia yanlısı medyanın okunma şansı yok. Ama özerk olma şansı da yok. Çünkü öyle bir medyanın iktidar için herhangi bir işlevselliği yok. Dolayısıyla bu aslında kamunun basın için aktardığı ilan gelirleri, basın ilan gelirleri gibi akçaları da kullanarak ayakta tutulacak bir iş modeli de aynı zamanda. Buraya giren bazı büyük sermaye şirketlerinin hangi başka ihaleleri aldıkları, önce büyük gazeteleri, sonra büyük bahis ihalelerini aldıklarını vesaire, bunları biliyoruz. Bir iş modeli olarak da kullanılıyor basın. Şimdi şöyle ilginç bir şey var. Bugün biz burada hani neyi konuşacağımızı şaşırıyoruz. O kadar çok gündem var ki hani bir ipin bir ucunu tutunca öbürü geliyor falan. İnsan hani daldan dal atlıyor, şu eksik kaldı, bu eksik kaldı diye düşünüyor sürekli. Ben bugün başlıca 4 gazetesini taradım. Hani iktidar çevrelerine şey yapılan, isnat edilen başlıca 4 gazeteyi. Hangileri bunlar? İşte Sabah, Star, Yeni Şafak ve Türkiye gazetelerini. Ya gündeme dair, hani sıcak gündem, bizim şurada üzerinde konuştuğumuz konulara dair tek bir yazı yoktu. Yani orada da aslında o bağımlılık ilişkisi orada da öyle bir duruma yol açmış durumda ki, öyle bir kuraklığa yol açmış durumda ki, kimsenin kişisel fikri yok aslında. Bir istikamet verilmedikçe, herhangi bir konuda hedef gösterilmedikçe ilgili malum yerlerden, ya da hedefe yönelik söylemin çerçevesi çizilmedikçe İnsanlar ne yazacaklarını bilemiyorlar. Sabah gazetesinin baş yazarı bugün kurallara uyalım, maske takalım, trafik kurallarına da uyalım diye yazı yazmış. Yani ülke yanıyor. Ama oradan hani trafik kurallarına da uyalım, koronayı yendik, trafiği de yenelim gibi bir yazı geliyor. Şimdi aslında bu büyük bir çaresizlik bir yandan, ama bu çaresizlikten bir çıkış yok. Bu çaresizlikten çıkış Türkiye'nin siyasal dönüşümüyle, değişimiyle birlikte olacak. Türkiye aslında filizlerini işte başta Evrensel Gazetesi, başka pek çok gazete, televizyon kanalı, KRT de bunlardan birisi. Aslında bir filiz olarak ve bu kadar sert bir iklimde varlığını sürdüren pek çok medya organı da var. Hatta bunlara dönük ilgi de çok fazla. Alternatif medya önem kazanıyor, öne çıkıyor. Sosyal medya önem kazanıyor, öne çıkıyor. Özellikle gençler arasında gazete okuma alışkanlığının çok dramatik şekilde düştüğü, 2018'de 2018'i karşılaştıran bir gençlik alışkanlıkları araştırmasında gazete okuma oranının %3'lere kadar düştüğü gençlik içinde görülüyor. Kaldı ki o %3'lük gazete okumanın da genellikle kasabada esnaf tarafından, hani o bir tür esnaf alışkanlığıyla dükkana alınan gazetenin spor sayfasından başlayarak göz karıştırma işi olduğunu biliyoruz. Bir göz atma işi olduğunu biliyoruz. Özellikle gençlik haberi de, bilgiyi de, yorumu da kendi yorumunu da katarak sosyal medya üzerinden ya da etkileşim içinde olduğu medya kanalları üzerinden alıyor. Bu bir bakıma bir çaresizlik, ama bir bakıma da muhalefet için bir avantaj diye düşünüyorum. Bu denli çok kötü hale getirilmiş bir iktidar medyasının muhalefet içinde bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Herhalde içimizde en uzun süre ana akımda yazan Erdal Sağlam sizsiniz. Bir dönemin amiral gemisi. Bugün acaba dijitale mi geçecek, geçmeyecek mi, kalıcı olacak mı, kağıt olarak çıkacak mı, çıkmayacak mı tartışmaları var. Ana akım artık yok. Ana akım alternatif medya yorumları da çok yapılıyor. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Ana akımı bugün tanımlasanız neler söylersiniz? Yani ana akım bugün yok. Yani ana akım olarak baktığımız şeye yedeklenmiş, iktidarın yandaş medyasına yedeklenmiş bir hale gelmiş durumda. Oradaki arkadaşlar ama çok büyük bir kısmı sağlam biçimde duruyorlar. Ellerinden bir şey gelmiyor, onu da çok açık söyleyeyim. Yani bu, eğer doğru dürüst bir ortam şeyin dediği gibi, hakkının dediği gibi bir oluşabilirse, gerçekten yeniden haberciliğin yapacağı nüveler duruyor. Onu da söylemek lazım, ama yapmıyorlar. Burada benim söylemek istediğim, her şeyden önce evrensele bir şeyler söylemek istiyorum. Yani ben böyle sosyal medyadan da çok abartılı şeyleri sevmiyorum, ama evrensel
Yani bu gazetecilik dediğimiz şey gerçekten benim 36-37 yıl oldu. Gazetecilik dediğimiz şey ilkesel bir şey. Yani ve haber dediğimiz şey ideolojik, katı ideolojik şeylerde ilgisi olmayan bir şey. O yüzden gazetecilerin de ilkesel yaklaşması lazım. O anlamda Evrensel en önemli örneklerden biri. Yani tirajı hiçbir zaman çok yüksek olmadı, bilmem ne olmadı ama ben biliyorum özellikle bizden sonraki gazetecilik kesiminde Evrensel bir okul olarak çalışmaya başladı. Yani şu anda medyada kimisi şu anda merkez denilendi, diğerleri sosyal medyada filan Evrensel'in yetiştirdiği çok sayıda nitelikli eleman var. Yani bu başlı başına bir 25 yıl için, 25 yılda bu noktaya gelmek bence çok büyük başarıdır. Ve bunu da bağırmadan, daha doğrusu slogan atmadan yapan ve bence haber için önemli olan da o. Yani haberin zaten kendi ideolojisi var, kuralları var ve onu yerine getirdiğiniz zaman yani Müyesser Yıldız görüş olarak size Ankara'da hepimiz tanırız Müyesser'i ama görüş olarak ayrı yerlerde olabilirsiniz ya da uyuşmadığınız yerler çok olabilir. Ama Müyesser Yıldız'ın vatan haini olmayacağını herkes bilir. Yani Ankara'da gazetecilik yapmış herkes bilir ki onun hassasiyeti o konuda nasıl bir hassasiyettir? Herkesten fazladır. Artı şu noktaya geldiğimizi hiç unutmayalım. Yani bizim asıl gazetecilik açısından asıl tartışmamız gereken şey devlet sırrının ne olduğu ve haberle devlet sırrının ilişkisini biz ilkesel olarak tartışmak zorundayız. Yani yapan mı yoksa yazan mı? Ben bulduğum haberi yazıyorsam benle ilgisi ne? Anlatabiliyor muyum? Çok daha bunun mesleki tartışmalarını yapmamız gerekirken yani zaten muğlak bir zeminde ya bir haber yazmış ya da birisiyle görüşmüş yazmamış bile ama bu casusluğa girmiş. Yani benim aklım almıyor artık. Yani bu kadarını aklım almıyor. Son şeyi de öyle söyleyeyim ya. Ama Evrensel'in 25. yılını gerçekten çok büyük bir boşluk dolduruyor ve kutluyorum samimi olarak. Ve bu kadar büyük zorluklara rağmen hala ayakta ve en önemlisi Erdal Sağlam'ın dediği gibi Evrensel büyük bir okul. Çok sayıda gazeteci yetiştirdi. Sırf bu nedenle bile ayakta kalması için okur desteğine ihtiyaç var. Buradan izleyicilerimize de bir kez daha hatırlatalım. Evet, bizler gazeteciler yazdığımız mecralarda, seslendiğimiz televizyonlarda ancak izleyicilerin, okurların bizleri takip etmesi sayesinde ayakta kalabiliyoruz. Kısa bir reklam arası diyoruz. Az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, politika programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuklarımız Erdal Sağlam, Hakkı Özdal ve Fatih Polat, 3 gazeteciyle gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Önemli bir gelişme olmuştu geçtiğimiz hafta. 3 parlamenter, Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve HDP 2 milletvekili Musa Farisoğulları, Leyla Güven milletvekillikleri düşürüldü. Acaba Anayasa Mahkemesi'nde bekleyen adil yargılama başvurusu nasıl sonuçlanacaktı? Enis Berberoğlu'nun başvurusu gündeme gelmesi de bekleniyordu yakın bir tarihte. Derken milletvekilliği düşürüldü. Bugün Anayasa Mahkemesi'nde bir yemin töreni vardı. Basri Bağcı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Bağcı'nın yemin töreninde konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, adil yargılama ile ilgili bir mesele var dedi. O konuşmanın şifrelerini diyelim Hakkı Özdal'dan dinleyelim. Ne demek istedi Zühtü Aslan? Evet, ben hani şimdi şifre deyince sorumluluk çok oldu ama ben hani sadece dinlediğim kadarıyla yorumlamaya çalışayım. Sözcük bulamadığım için öyle söyledim. Yoksa böyle bu ifadeleri kullanmayı seven bir gazeteci değilim. Biliyorum. Ben de hani iddiamı azaltmak için
öyle giriş yapmak istedim. Şimdi Türkiye çok ciddi bir hukuk düzleminde de çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Zaten bunlar hani Türkiye bir uzun erimli ekonomik krizin içinde, aynı zamanda bir siyasal krizin içinde. Bu siyasal krizin toplumsal sorunu var. Hukuki düzlemde de karşılıkları var. Bunu örneğin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 20 Temmuz sivil darbesi diyor. 2016'dan başlatıyor. Belki 2015 yazından başlatılabilecek bir olağanüstü hal, daimi olağanüstü hal halinde yaşıyor. Bunun hukuk alanında çok büyük karşılıkları var. Şimdi geçmişte az önce konuştuğumuz gazetecilere yönelik operasyonlarla da bağlarsak, işte şunu hatırlayalım. Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan haber kaynaklarından edindikleri haberleri yayınladıkları için bir tür casusluk faaliyeti yapmakla suçlandılar. Müyesser Yıldız haber kaynağıyla görüşüp bunu haber yapmadığı için bir tür casusluk faaliyeti içinde olmakla suçlanacak. Öyle anlıyoruz yakın gazetelerden. Şimdi burada tamamen bir keyif. Yine iki, geçen haftaya damga vuran iki şeyi hatırlatmak istiyorum. Bir tanesi Adana'da yardım dağıtımı sırasında konuyu merak edip yardım dağıtan kaymakamlık görevlileriyle tartışan bir CHP Gençlik Kolları Başkanı, yanlış hatırlamıyorsam Seyhan İlçesi Gençlik Kolları Başkanı, sonradan tutuklanmış ve mesela şöyle bir ifade yer almıştı. Göğsünden itilen bir polis var görüntülerde. O kişinin tutuklanan Eren olduğu görüntülere yansımamakla birlikte o olduğu değerlendirilmektedir deniyor iddianamede. Bir diğeri de İzmir'de cami hoparlörlerinden şarkı çalınmasını sosyal medya hesabından paylaşan bir başka genç kadının bunu kınamak yerine kınama şansı olduğu halde kınamadığı için suçlu olduğuna dair bir iddianame hazırlamıştı. Şimdi bunlar birleştirildiğinde... Hakkı Özal, çok özür diliyorum. Şarkı demeyelim, İtalyan Partizan Marşı Çavbella, evet, Çavbella diyelim. Çünkü evet, orada evet, da çok enteresan bir mesaj var. Yani cami minaresinden bir türkü çalınsa başka türlü anlaşılabilir. Hani bir yanlışlık oldu ama Çavbella olunca doğrudan bir niyet var gibi düşünülüyor. Ve nedense o fail de bir türlü bulunamadı. Evet, buyurun. Evet, hani sola mal olmuş bir şarkı üzerinden yine bir kimlik kültür çatışması, gerginliği hesap edildiği açık. Şimdi bu gazetecilerin başına gelenler ve bu gençlerin başına gelenler bir arada düşünüldüğünde, Türkiye'de ve diğer başka sayısız örnekle düşünüldüğünde, Türkiye'de çok ciddi bir hukuk krizi olduğu çok açık. Şimdi bu hukuk krizi olduğunda yüksek yargı mensupları normal koşullarda, Türkiye hukuken hiçbir zaman belki çok gülük gülistanlık bir ülke olmadı ama yüksek yargı mensuplarının zaman zaman hukuk alanına ilişkin bazı eleştiriler yaptıkları görülmüştür. Hatta şu sıralar iktidarla çok yakın ilişkiler içinde olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun da Erdoğan'la sert bir tartışmaya girdiği, daha doğrusu Erdoğan tarafından sert şekilde kürsüde konuşurken uyarıldığı, hatta konuşmasının kesildiği bir, yanlış hatırlamıyorsam 2015 yılında bir yargı yılı açılışı töreni vardır. Fakat bizde durum öyle bir noktaya geldi ki yargının herhangi bir mensubundan, yüksek yargının herhangi bir mensubundan bunca hukuk skandalı yaşanırken hiçbir tepki gibi yorumlanabilecek mırıldanma bile gelmiyor. Şimdi barolar hedefte, buna rağmen hiçbir şey konuşulmuyor. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın Erdoğan'ın da mevcut bulunduğu, hatta sadece Erdoğan'ın değil, yardımcısı Fuat Oktay'ın, hani saray kabinesini oluşturan pek çok unsurun da yer aldığı bir toplantıda bizim aldığımız kararların %52'si adil yargılama hakkıyla ilgili oluyor ve adil yargılama hakkının ihlali ne dair oluyor demesi bu koşullarda eleştiri olarak kabul edilmeli diye düşünüyorum ben. Bu kısmen utangaçça, belki eskiden olsa daha açık sözlerle, daha genişletilerek, anlam aralığı genişletilerek yapılabilecekken, şimdi bu verili koşullarda bu düzeyde bırakılmış ama en üst düzey, hani Anayasa Mahkemesi düzeyinde de mevcut gidişata ilişkin en azından bir hoşnutsuzluk olduğunu gösteren bir imare diye düşünüyorum. Tam olarak şöyle, Zühtü Aslan'ın ifadesini hatırlatalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı bugünkü törende şöyle dedi: %52.1 oranında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini görüyoruz. Bu da adil yargılanma ile ilgili önemli bir mesele olduğunu, bu meselenin çözülmesi gerektiğini bize söylüyor.
Tabii adil yargılamanın bir ayağı da Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'nde bu başvurular neden uzun süre bekletiliyor? Davalar neden ivedilikle görüşülmüyor? O da ayrı bir başlık, tartışma başlığı. Yani bütün bu tartışmanın da bir parçası haline getirildi Anayasa Mahkemesi. Az önce Hakkı Özdal'ın ifade etti bu süreçte. Bir diğer başlık, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Bekir Şahin atandı. Seçilen 5 isim vardı. En fazla oyu alan 4. isim. Yani en fazla oyu alan ilk 3 isim değil, 4. isim olarak atandı Bekir Şahin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na atama neden önemli? Herkes zaten son günlerde HDP'ye yönelik bu tepkiler, eleştiriler ve bir takım çağrılar gündemde. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek HDP kapatılsın dedi. Yani bunu anlamsız, çok uç bir değerlendirme, popülist bir yaklaşım olarak görebilirsiniz ama konjonktür o kadar enteresan ve zemin o kadar müsait ki bu en uç önerilerin bile gündeme gelmesine. Şimdi bu atamayla birlikte bu açıklamayı nasıl değerlendirmek gerekir? Fatih Polat, siz mi ya da Hakkı Bey mi devam etmek ister buradan? Yani çok kısa birkaç şey söyleyip Hakkı'ya topu atabilirim. Böyle evrensel içine döndürmüş olabiliriz belki. Yani şöyle söyleyeceğim. Tabii aslında siyasetin ne kadar daraldığını gösteriyor bu yaşadıklarımız. Yani Doğu Perinçek'in hani bütün hani oy karşılığıyla diyelim etkisi arasındaki çok açık mesafeyi de dikkate alırsak. Ama işte bir %10 barajını aşmış olan meclisin 3. partisiyle ilgili işte Doğu Perinçek bir şey söyleyebiliyor. Bunun yargı içinde karşılıklarını izlemek gerekiyor. Onun dışında Perinçek'le diyelim polemiğe giren AKP'li vekil istifa etmek durumunda kalabiliyor filan. Dolayısıyla burada bir şeyi görüyoruz. Hem AKP'nin kendi içindeki daralmayı, yani diyelim Abdullah Gül'le aslında başlayan bütün o kuruluş sürecini hatırlayalım. Onların yani AKP içindeki kurucu unsurların gitmesi dışında şimdi de aslında kimin ne kadar durabileceğinin, en ajitatif tiplerin bile bazen duramayacağı, sürekli bir sirkülasyonun olabileceği, yargının da sürekli tahkim edildiği, aslında çok kez yeniden yapılanma oldu. Yargıya çok fazla müdahale, yani tek ayaklı bir süreçten bahsetmiyoruz. Dolayısıyla bu bütün bu gelişmeler bizde tabii endişeyi artırıyor. Yani ama ben hala şu hissiyattayım, tabii temkinli konuşarak söylemek lazım. Çünkü bu yani bunu iddia söylersem mahcup olabileceğimi de düşünüyorum Türkiye siyasal zemini açısından. Sanki iktidar HDP ile ilgili tasarrufunu kapatmadan kapatma üzerine kurdu. Yani Avrupa Birliği ile ilişkiler o trenden tamamen aslında sermaye bağlantıları başka açılardan falan çıkılmadığı için temel olarak yani bir parti kapatmaktan ziyade kapanmış gibi aslında yapılan ama kapatılmayan bir şey. Dolayısıyla ben onu çok beklemiyorum açıkçası. Ama dediğim gibi siyaset yapmasının yani açık mı kapalı mı gibi belki hani bir duruma itiliyor aslında. Bütün bunu tartışma zemininin buraya gelmesi bile ya böyle bir karar çıkacak mı şimdi bu olacak mı? Çünkü biz gerçek bir zemini tartışıyoruz. Yani hayat bizi oraya getirdiği için bunları tartışıyoruz. Bu bile aslında bir iktidarın oluşturduğu bir şey, zemin aslında. Dolayısıyla bunun kendisi de ciddi bir problem tabii. Yani bunları hiç belki hani bu kaygılar üzerinden hiç konuşmuyor olmak gerekirdi. Şimdi Hakkı Özdal ve Erda Sağlam'a söz vermeden hemen burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bütün bu süreç elbette hani en rasyonelitenin tamamen terk edildiği çok enteresan başlıklar bir anda gündeme geliyor ve tartışılıyor. Az önce dedik ki iktidar artık siyaset yapma becerisini yitirdi ama hala gündem belirleme kabiliyetine sahip. Yani muhalefet sürekli savunmada, iktidar sürekli saldırıdaydı. Bu yerel seçimlerle birlikte biraz tablo tersine döner olmuştu. Ki tekrar iktidar bu çok sert hamlelerle işte
HDP'yi kriminalize ederek, CHP'yi HDP üzerinden İYİ Parti ile arasını açmaya zorlayarak ve tercihe zorlayarak, işte Ayasofya tartışmasıyla da gündemi sıcak tutarak bir şekilde gündem belirliyor Hakkı Özdal. Muhalefet peki burada gündem belirleme becerisine neden bir türlü sahip olamıyor? Şimdi iktidar evet bir yandan gündem belirliyor ama bir yandan da sadece hani tartışma konularını belirlemenin dışında elinde tuttuğu devlet olanakları sayesinde ister istemez bazı şeyler konuşulmak durumunda kalınıyor. Çünkü hem ölçüsüzce kullanılan bir yargı gücü var, yasamayı neredeyse bypass etmiş bir yürütme gücü ve onun son derece merkezileşmiş bir temerküz ettiği bir nokta var. Bir işte tek adam devleti diye tabir edilen bir usul var. Bu yüzden hani bir genel kamuoyunun gündemini belirleme, çarpıtma, insanları konuşmasını istemediği şeylerin dışında başka şeyler konuşmaya teşvik etmenin yanı sıra daha önce yaptıklarından da yola çıkarak yapabileceklerini de gözeterek bazı öne atılan şeyleri konuşmak kaçınılmaz hale geliyor. Bir örnek verebilir miyim? Özellikle tabii. Bu pandemi sürecinde örneğin hukuksuz pek çok uygulamaya maruz kaldı toplum. Maske satışının yasaklanmasından sokağa çıkma yasağı işte kısıtlılık dendi sonra ama ona kadar aslında bunların hiçbirinin yasal altyapısı yoktu. Yani hukuk dışı bir şekilde işledi bu süreç. Yaptım oldu, yaptım oldu. O nedenle hepsini de bir anda tartışma. Yani bunun böyle bir kanuni altyapısı yok diyene kadar zaten uygulama başlıyor. Yani söylediğinize bir örnek vermek istedim. Buyurun. Hatta çok ağır cezalar kestiler. İhlal ettiği gerekçesiyle insanların hani yasal altyapısı olmayan bazı yasakları ihlal ettiği gerekçesiyle. Şimdi bir olası kapatma davası açılacaksa eğer, hani tartışmanın mevzuat zemini açısından bir olası kapatma davası açılacaksa bunu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yapacak. Siz hatırlattınız az önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na çok yakın zamanda bir atama yapılıyor ve bu atama ilgili koltuk için yapılan seçimde yarışan kişiden ya da yarışan kişiler arasında ilk 5'e girenler arasında 4. kişi seçiliyor. Yani bir tür aslında atama bu. Yani seçimde 4. olmuş. Sandığa, iradeye, seçmen iradesine çok önem veren bir siyasal, yani söylem olarak buna çok önem veren bir siyasal hareket yapıyor bunu. 4. kişi atanmış. Bu kısmen bir şey işaretidir bürokraside. Yani 1. seçilen atansaydı arkasında daha güçlü bir destek hissedebilirdi. Bu 4. kişi olarak atanmak aslında kendisini atayan kişiye karşı bir minnet bağı da ister istemez doğuran bir şeydir. Tam bu esnada Doğu Perinçek, bir iktidar koalisyonunun ortağı gibi davranan bir süredir Doğu Perinçek çıkıp zaten epeydir sürdürdüğü HDP kapatılsın kampanyasına dair daha kapsamlı açıklamalar yapıyor. Şimdi hatanın, benzetmenin hata kaldırabilme şeyine sığınarak söyleyeceğim bunu. Perinçek evet siyasi olarak çok güçlü değil, toplumda çok önemli bir karşı çok seçimlerden önemli bir oy alma. Böyle bir tür otomobil klaksonu gibi. Hani klakson da arabanın hareket etmesi, ilerlemesi için önemli bir fonksiyona sahip değildir ama kimi zaman yolu açar. Ya da etrafı uyarmak için bir faydası olur. Bir ses çıkartır ve etrafta bir dikkat toplar. Dolayısıyla son zaman böyle çıkışlar yapıyor. Bunda da iktidarın özellikle 2016 yazından beri, darbe girişiminden beri kurduğu yeni ittifaklar sistemi ve bu ittifaklar sisteminden geçen 4 yıl sonunda bazı yorgunluk belirtileri göstermesiyle de ilgisi var diye düşünüyorum. Yani tek başına her şey tek bir merkezden belirlenip son derece kılçıksız bir gündem oluşturma şeklinde değil, iktidara vaktiyle ona dayanışma yoluyla destek sağladığını söyledi. Burada bir güç biriktirdiğini, buradan dolayısıyla bir güç biriktirdiğini düşünen bazı kesimlerin iktidardan talepleri olarak gündeme geliyor. 2008'de son kapatma davası kendisine açılan ve buradan büyük bir güçlenmeyle çıktığını bizzat sandık sonuçlarıyla toplum üzerindeki etkisiyle gören Adalet Kalkınma Partisi bence de HDP'nin kapatılmasına ne kadar sıcak bakıyordur bilmiyorum ama onun kurduğu ittifak koalisyonunun içinde bunu talep edenler olduğu anlaşılıyor. AKP zaten bugüne kadar hem ekonomik olarak çıkarları birbirine taban tabana ters toplumsal sınıfları, örneğin sermaye ile toplumun en
alt kesimlerini, işçi sınıfını sanki birlikte çıkarlarını ifade ediyormuş gibi davranma maharetini göstererek hem de siyasal olarak birbirinden çok uzak bazı kesimlerin çıkarlarını birlikte temsil ediyormuş gibi gösterme maharetiyle iktidar olmuştu. Burada da aslında bir sıkışmanın yaşandığına işaret olarak görünebilir. AKP bir yandan da kendi iktidar ittifak koalisyonunu desenini oluşturan kesimlerin talepleriyle de karşı karşıya bir yandan da. Şimdi Erdal Sağlam az önce dedi ki geniş bir koalisyonla ancak bu ekonomik tablonun da yönetilebilir olduğunu düşünüyorum. Şimdi herkes diyor ki HDP her koşulda %10 baraj sorunu yok artık bu partinin. Hele hele kayyum atamaları, yöneticilerinin tutuklanması, işte hukuksuz biçimde uzun süren bu tutuklamaların bir cezalandırmaya dönüşmesi HDP'yi daha da güçlendiriyor. HDP'nin hiçbir şekilde baraj sorunu olmayacak. Peki HDP'siz bir denklem mümkün mü siyasette? Hani iktidar bunu denedi, bunun olmayacağını gördü. Şu an ne yapmaya çalışıyor? Buradan nasıl bir sonuç beklentisi var? Bana mı soruyorsun Özlem? Evet. Yani tam alanın olmasa da söyleyeyim. Bir kere HDP'siz bir siyasi parti iklimi çok sıkıntılı olacağı kesin. Yani böyle bir karar alırsa devletin çok büyük bir hata yapacağı kesin ve bence Fatih'in de söylediği gibi onu da çok iyi biliyor AKP ve ona göre oynuyor. Artı dengelerin çok çabuk değişebileceğini düşünüyorum ben. Ekonomiden de yola çıkarak baktığımda ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu kabiliyetinin çok yüksek olduğunu, aniden ters yerlere dönebileceğini düşünüyorum açıkçası. Ve herkesi yedekte tutan bir şey. Yani çünkü mevcut siyasi tablo çok sürdürülebilecek bir tablo gibi gelmiyor bana. Yani MHP'nin, yani Doğu Perinçek'in bile aktör olduğu bir siyasi iktidar profili var. MHP'nin bence uzun süre bir seçim öncesinde bu ittifakı sürdürmekle ne kazanacağını sorgulayacağını düşünüyorum açıkçası. Artık CHP'nin HDP ile ittifak konusundaki sıkıntısı hep devam ediyor. Yani orada gözükmemek, orada tabandan, CHP'nin tabanından da sıkıntı geleceği biçiminde. Bunlar ne zaman aşılacak ve gerçekten gerçek tablo ortaya çıkacak? Ya açıkçası onu bilmiyorum ama ekonomiden de baktığım zaman özür dileyerek son dakikalarımız ve ekonomiye ilişkin son mesajları da alıp sizinle bitirmek istiyorum. Buyurun. Dış dengenin önemli olabileceğini düşünüyorum. Amerika'daki seçimlerin, Kasım seçimlerinin önemli olacağını düşünüyorum ve bütün bunlar içerideki siyasette yeni dalgalar yaratabilir. Ekonomide de bir çaresizlik durumunda yeniden batıya dönüş, işte Amerika, IMF, bütün bunların olabileceği. Keşke siyasi olarak demin söylediğim koalisyon geniş bir resmi koalisyon olabilse ve çok kapsamlı, tüm faktörleriyle ve mümkün olduğunca geniş tabanlı bir reform hareketi başlasa. Çünkü Türkiye ekonomisi acil olarak o tarafa doğru gidiyor. Yani 3-5 milyar dolarlık swaplarla filan pek geçinecek bir yere değil. Kredilerin artışları şimdi olmasa bile bankaları da iyice zayıflatacak ve o zaman 2000'e benzer bir tablo ortaya çıkabilecek. Yani çok radikal köklü reformların yapılması şart hale geliyor. Bunun içinde hem içerideki siyasi gelişmeler birbirini etkileyecek, siyaset, ekonomi, ekonomi siyaseti ve dış dengedeki artık pandemiden çıkışta bütün o Türkiye'nin diplomasi alanındaki sıkışıklıklarının nasıl bir tablo oluşacağı bence içeriği de önemli derecede ekonomiyi de etkileyecek gibi gözüküyor. Evet, pek çok başlığı konuştuk. Hakkı Özdal'ın dediği gibi aslında yetişmiyor. Yani 1,5 saatte doya doya konuşuruz diye düşünmüştük ama o kadar çok başlık var ki
Belki bu da bir yönetme taktiği diyebiliriz. Bu kadar çok toplumu paralize etmek için bu kadar farklı farklı yerlerde dikkat çekici başlıkları tartıştırmak, ama biz elimizden geldiğince, aklımız el verdiğince, tecrübemiz, bunları yorumlamaya devam edeceğiz diyelim. Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Gazete Duvar yazarı Hakkı Özdal ve KRT ekranlarından tanıdığınız Erdal Sağlam, gazeteci Erdal Sağlam bizimleydi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldıkları için. Ve bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.